Balık kadını için önce aşk mı para mı gelir? O Türkan Şoray işte ya. Yani balık kadını, aşk. O hülyalı aşkları bulduğu anda parayı falan bırakır. Ama balık kadınına sahipseniz zaten zengin olursunuz. Çünkü o Jüpiter'in alt planda Jüpiter'in, Neptün'ün e, burcudur. Balık kadını bereketlidir. Dokunduğu insana zenginlik getirir. Dolayısıyla e, o aşkı önce tutar. Ama zaten zenginlik kendiliğinden gelir. gelir. Çok, çok bereketli aslında bereketli evet. burçları da söyleyelim hani balıklar, Tabii. yengeçler, akrepler falan çok bereketli oluyor. Teraziler de artar onların. Bir de e, şeydirler hani aslında şöyle bir şey var ön planda parayı tutmadığımızda o para zaten geliyor. Evet böyle bir ters mantık var. Evet, para evet. araç olması Tabii. gerekiyor. Eğer hayatımızda para amaçsa gelmiyor. Gelmiyor Tabii. Peki mesela hayatında mesela bir balık kadını önce Paraya mı önem verir yoksa duyguya mı? Duygu. Duygu olmadan balık kadını kimseyle ne arkadaşlık yapar ne ilişki kurar ne evlenir. Duygu. Ee, peki en çok mesela maddi konuda paraya önem veren, en çok e, duyguları geri plana iten burç hangisi? Oğlak. Oğlak tabii. Yani oğlaklar mantık evliliği yap yaptıklarında gerçekten mutlu oluyorlar. Çünkü hayatta bakış açılarında para onlar için önemli. Bir de çok garanticiler yani garantici burçlar bunlar oğlaklar boğalar da aynı zamanda. Biraz parayı seviyorlar şimdi yalan yok yani. Oğlaklar boğalar parayı sever parayı da tutar bu arada. Hani kıymetini de bilir öyle har vurup harman savurmazlar. Ee, bir seyircimiz sormuş başak kadınıyım ve aslan erkeğiyle beraberim. Acaba bir başak kadını aslan erkeğinden çabuk sıkılır mı? Başak kadını aslan erkeği çünkü çok sürpriz yapıyor sıkılmaz bence ama başak kadını kendi içinde duygu durum ...değişikliği yaşar duygusal olarak. Bir gün çok iyidir, çok mutludur ama... ...ertesi gün bir kendini böyle çekmek ister geri. Ee, aslında Başak katıyla Aslan Erkeği... ...bence olabilir. Bazen Aslan'ın bir maceracı hali var, tavrı var. Ee, bir de dediğim gibi... ...bakın Aslan erkekleri, yay erkekleri... ...biraz flörtözler arkadaşlar. Yani çevrelerinde bunların çok kadın oluyor. Ee, bu noktada Başaklar sinirlenir. Bak Eyvancığım buraya konuşalım. Bak şimdi Aslanlar, <laughs> başaklar, başaklar... ...ekran başında. Şimdi Aslan erkekleri... <laughs> Ee, başak kadınıyla ee, olduklarında şimdi o aslan erkeğinin biraz flörtöz olduğunu zaman zaman o çapkınlıklar olabileceğini bir gözünün kayabileceğini düşünün e, kurmayın takılırlar bir de çok fazla takıntı yapabilirler ee, orada da problem çıkartırlar başak kadınları. E sen şimdi bizim yüreğimizi ağzımıza getirdin, getirdin yani bir <laughs> aslan erkeğiyle berabersek Zor. bileceğiz ki o E ne yapacağız? Nasıl davranacağız? Ya kabul edeceksin biraz ama böyledir ilişkinin dinamiği ya karşındakini kabul edeceksin. abi de aslında Başak kadınları bu arada kendi giyimlerine, kuşamlarına makyajlarına falan çok bakarlar. Bir de aslan erkeği de bakımlı kadın sever. Ee, orada bence o adamı tutabilirler ellerinde kendilerini bırakmasınlar o noktada. Ee, ve e, hiçbir zamanda şey düşünmesinler hani e, şunu bilin ama aslan erkeği de sabit ya eğer ki bir aslan erkeği 5-6 aydır sizinle görüşüyor. Ee, bir ilişki başladı. Ondan sonra genelde o ilişki uzun süreli gider. Hani o bir kritik dönemi geçirmeleri lazım. İlk üç ay mıdır kritik dönem? Ee, yine bir 5-6 ay sürüyor aslan erkeğinde. Çünkü orada bir trafik oluyor aslan erkeğinin <laughs> WhatsApp grubunda işte başka işte eksler ex yazıyor bilmem ne. diyenlerden. <laughs> e, Başak kadına bir 4-5 ay sabredecek. Ya o zaman mesela bir aslan erkeğiyle berabersiniz beş şey atlattıktan sonra zafer benim diyebiliyor muyuz? Diyebiliriz. Aslan erkeği de hani hep dediğim gibi aslanlar kaybetmekten korktuklarında karşı tarafa daha çok kıymet veriyor. Evet, Peki bir aslanın bir başak kadının da en sevmediği özellik ne olabilir? Başak kadının da çok e, ayrıntılara girip ...çok dırdır etmesi. Çünkü zaten... ...yani dır dır dır, dır ...niye yapıyorsun bunu? Detaycı oluşuyor. Annen, niye detaycı bu kadar? Niye detaylara kapılıyorsun? Aslında sen evrensel bir erkeği... ...evine getirmişsin. Artık daha niye detaylarda takılıyorsun? Birazcık aslında o aşkı yaşa... ...konforu yaşa. Zaten konfor arıyorsun. Yani aslan erkeği şimdi... ...genellikle CEO, işte sanatçılar... ...genel müdürler... E, İyi de paralıdır da yani şimdi başak kadını e, konfor alanında e, rahat yaşamayı istemiyor mu zaten? İstiyor. E o zaman bir de evrensel erkeği sen getirmişsin evine güneş doğmuş. O zaman ne yapacaksın? Bu erkeği dırdır etmeyeceksin. Hmm. Psikoloğa git dırdırlarını ona anlat ama adama kendi gibi onu okşa sev. Arkadaşlarını da topla. <laughs> evet. Ya da onları evet, anlat. Evet, evet. Bir de aslan erkeği de biraz gazla çalışıyor pohpohlayın onu. Öyle mi? <laughs> Arası yalandan popo olan. Yani sever çok hoşuna gider ve kendini değerli hissettiği için size daha çok ilgi gösterir. <laughs> çok tatlı. Gazla çalışıyor. <laughs> Peki terazi erkeği nasıl çalışır? Yani terazi erkeğiyle berabersek ona nasıl davranmamız gerekiyor? Bir terazi erkeği için bir balık kadını doğru tercih midir? Tera Aa, güzel. Güzel soru. Terazi erkeği çok romantik. Bayılır romantizme. <laughs> İşte güzel zarif yerlerde yemekler yiyelim, e, birlikte böyle romantik cümleler kuralım, hayalci. O da balık gibi biraz hayalci. E, çok zariftir terazi erkekleri. Bir de fiziksel olarak güzel olurlar. Kendilerine çok bakarlar. E, muhakkak o kaşına, gözüne, kıyafetine çok bakar, modayı çok yakından takip eder. E, balık kadınıyla bence o duygusal e, delini yakalayabilir terazi erkekleri. Çok çok evet, güzel. Evet evet. Güzel kavga bir aşk da sevmezler yani. Yani. bu arada. Kavga sevmezler. Uzlaşalım. Peki burada mesela tavsiyen ne olur? Mesela terazi erkeği için tavsiyelerin ne olur? E, terazi erkeği için tavsiyem zaman zaman e, hayatta hep aslında e, şey de yok e, baktığımızda bir rutinde gitmiyor hayat. E, karşı tarafta beğenmediğiniz yönlerinizi söyleyin. Terazi erkekleri bazen bunu yapmıyorlar. Söylemiyor, işte o kadını gibi aslında biraz ee, ya da ya tamam böyle böyle diyor ama sonrasında o ilişkinin dinamiği bozuluyor. Ee, neye alınıyorsanız, neye kırılıyorsanız, ne problem varsa anında çözmeye çalışın. Kavgadan ve çatışmadan kaçtıkları için kapatıyorlar konuyu, kaçarlar mesela terazi erkekleri kavga oldu mu, kapıyı kapatır. Hani Tam konuşmuyor, telefonu kapatır, bir ortadan kaybolur. Kavga edilemez o adamla zaten. Ya bu da daha sinir bozucu bir şey Tabii. olabilir değil mi? Yani evet, evet. sen çünkü derdini anlatmak istiyorsun, Tabii. bir şey söylemek istiyorsun falan. Peki balık kadını da öyle midir? Kaçar mı kavgadan yoksa olayların üstüne gider mi? Ee, balık kadını uzlaşma yolu arar. Aslında kavga edilebilir bence. Yani o noktada hani uzlaşalım, birbirimizi, işte fikirlerimizi tartışalım. Ee, ama burada balık kadını bazen fazla hassas ve kırılgan olduğu için... Ee, orada hemen bir göz akar, göz yaşı şuradan akar balık kadın çok duygusal oluyorlar. Ee, orada da hani e, biraz kırmamak, kırmadan tatlı tatlı konuşmak. O yüzden diyorum terazi balığın dengesini ben severim. Güzel bir denge kurabilirler. Ee, ama birinin duygusal olarak yoğunluğu olduğunda diğeri dengeleyecek. Hı hı. Biraz orada karşılıklı paslaşmaları gerekiyor. Ikisinde. Balık kadını için tavsiyen ne olur mesela? Balık kadını. ilişkide e... nasıl davranırsa bir terazi erkeğini e hani gönlüne giden yolu o bütün zorlukları aşmış olur, çözmüş olur. İçine kapanmamalı balık kadını ve balık kadının da şey vardır. Ya beni kandırıyor mu acaba? Yine bak beni kandırdı. Şüphecilik. Şüphecilik. Depresyona sokma kendini böyle sürekli depresyona çok, sokmaya çalışır balık kadını. Ah bak yine bana bunu yaptı. Yine bak dengesiz herif falan der böyle. Hani ağzımdan da şey kaçıyor ama bazen. Ondan sonra e, depresyona girmemeye çalışmalı. Orada kendi psikolojisine adam seni seviyor zaten. Yani terazi Venüs'ün en güzel e, bulunduğu konum. Adam sana aşık. Sen orada ne istiyorsun? niye depresyona giriyorsun? Aç komşuna telefonu veya psikoloğuna telefonunu ona onunla konuş kapat ama ona merhametini sevgini esirgeme depresyona girdiğin anda terazi erkeği dengesini şaşırtıyor. Bir de ben bu kombinasyonda çok şey gördüm. Mesela 1 Mart 10 Mart doğumlu olan balık kadınlarıyla 13 Ekim ile 23 Ekim arasında doğan terazi erkekleri çok birlikte oluyor. Yani en çok bu, bu kombinasyondan gelebiliyor. İzleyenler olursa, Peki balık kadınları aşkta nerede hata yapıyorlar? Balık kadınları aşkta aslında çok fazla e, hayallere dalıyorlar. Yani beklediği bir tablo var, beklediği tabloyla gerçekler örtüşmüyor çoğu zaman. O zamanda, Hayaller ve gerçekler. Evet, hayalleri kırılıyor, ne oluyor? O başka şeyleri düşünmüş oluyor, güzellikler düşünmüş oluyor. Çok tap noktada güzellikler düşünmüş oluyor ama gerçekler her zaman o kadar e, güzel değil ki. Gerçekler bazen acıtıyor. Ona da katlanamıyor işte balıklar. Gerçeği görmek mi istemiyor? İstemiyor. Yani balığın aşktaki o hayalperest hali onu gerçekler gerçeklerden uzaklaştırıp o aşktan da mı koparıyor? Aşktan koparıyor ve soğumasına neden oluyor. Soğuduğu anda da balık kendini çekip gidiyor. Ve anlamazsınız mı balığı kaybettiğinizi? Ve aşk bitiyor. Peki bu kadar aşktan konuştuk.